mutsuz olan biri var. Mutsuz olan etle butla gündeme geldi. Etle butla gündeme geldi. Ondan sonra Allah'ın mülkü ama kiralar bana geliyor. Onunla gündeme geldi. Kim dediğinizi biliyorum. Tahmin de ettiniz. Evet, Turgut Altınok. Turgut Altınok şu anda hiçbir yerde görünmüyor. Hiçbir yerde değil. Keçiören'i yönetiyordu. Şimdi Keçiören'in başına da yeni bir başkan geldi. Keçiören'in başkanı Mesut Özarslan. Cumhuriyet Halk Partisi uzun bir aradan sonra, belki 12-13 yıl sonra, 15 yıl sonra bilemiyorum. Keçiören'de Cumhuriyet Halk Partisi rüzgarı esecek. Şimdi yeni başkan koltuğa oturdu. Ve ortaya çıkan, başkan bugün bize konuştu, Sözcü Haber'e konuştu. Ortaya çıkan tablo Keçiören'de Turgut Bey Keçiören'i bile yönetememiş. Çöplerin lalettayın bir şekilde, ne olduğu belli olmayan bir şekilde yığınlar halinde apartmanların, esnafların önünde birikmiş olduğunu gördük. Bu durumdan zaten halkın neredeyse %99'u rahatsız durumda. Keçiören'de Turgut Altınok dönemi sona erdi. Geriye çöpler ve milyarlarca liralık borç kaldı. Peki bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partili yönetim nasıl bir yol izleyecek? Çöp konteynerlerini kurup insanlarımızı bu noktada sağlığına kavuşturmak, kent tesisatına kavuşturmak. Peyderpey başlayarak bu işi 4-5 ay içerisinde çözeceğimizden eminiz. Yıllardır caddelerinde, sokaklarında çöp konteynerlarının olmamasıyla, çöplerin gelişi güzel etrafa bırakılmasıyla gündemdeydi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, önümüzdeki dönemde öncelikli olarak bu sorunu ortadan kaldıracaklarını açıkladı. Tabii biz geldiğimizde ilk vatandaşla buluştuğumuzda caddesinde, sokağında, pazarında, esnaf ziyaretinde ilk edindiğimiz en büyük sorunlardan birisi çöp konteynerlerinin olmayışı. Biz geldik, bunun sebebini soruyoruz. Yönetimsel bir karar diyor herkes. Yerel seçimde Ankara'da sürpriz ilçe oldu. Çünkü yıllarca AKP'nin kalesi olarak nitelendirildi Keçiören. Özarslan çöp sorunu bir yanda, milyarlarca liralık borçla devraldı belediyeyi. 1 milyarın üzerinde kesinlikle borcumuz var şu an. Tam rakamı bayramdan sonra açıklayacağız. Billboardlardan tutun da her yerde nereye ne borcumuz var görsünler. İlçede en çok göze çarpan da yıllarca atıl vaziyette kalan ve seçim arefesinde Turgut Altınok ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından apar topar açılan Cumhuriyet Kulesi. Cumhuriyet Kulesi'nin şu an için öneminin olmadığını halkımıza anlatacağız. Buraya halk belediyeciliği için geldik. Tek bir şiarımız var. Hakkın hakkı için halka hizmet belediyeciliği. Onun üstünde bir anlayış ve tarzımız olamaz. Bravo. Önemli olan bu paraların, bizlerden toplanan vergilerimizin, paraların iyi yerlere harcanması. Öyle tarikatlara, öyle dini vakıflara, öyle boş şeylere. Bir de ilginç olanlardan bir tanesi vardı. Özel kendilerine ofis ve mekanlar yapılmış. Ne olduğunu bilmiyorum ben bunların. Bunlar işte millete açacaklarmış. Yani Turgut Bey, siz Keçiören'i bile yönetememişsiniz. Siz Ankara'yı nasıl yönetecektiniz ya? Allah'tan Ankaralı böyle bir hata yapmamış. Ve Ankaralı sizi tanıyormuş ki %30 farkla Mansur Bey'in arkasında yer aldınız. Böyle bir durumdaydınız. İşte Keçiören'in de hali ortada. Bir mesaj ardından Ankara'da Altındağ Belediyesi'ne götüreceğim şimdi. Erkan demiş ki, Erkan Bey diyeyim ama benden küçük herhalde. Abi, Muğla Milas Bafa Mahallesi'nden yazıyorum. Bafa Gölü'nün olduğu yerler. Annem delir diyor bizi. Benim oğlum çıktı, ses çıkarmayın diye. Ben kıskanıyorum artık. Bir selam yollarsanız çok mutlu olacak. Sizi çok seviyor. Annemin adı Ümmühan Sert. Teşekkürler. Sağ olun. Ümmühan teyze, ellerinizden öpüyorum. İyi bayramlar sizlere de.